Warren Bersin'le Dikenin girine boş ver. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Ben soru kabak kaydırı. Apo var ben seni verdim. Hay ne oldu? Bir zaman kaba işkence, kaba baskı öndeyken daha sonraki psikolojik savaş, dünyanın en çarpık diyebileceğiniz, mahkumların lehine olan en kötü hukuki işlemler ve yönetmelikler devreye girdi. Yani bu süreçlerde cezaevi artık hakikaten kimi canavara benzetiyor, kimi kuyuya benzetiyor, kimi işte farklı benzetmeler yapıyor ve hepsi de doğrudur. Bence canavarın bir çelikteki bir canavarın ağzına benziyor. İradesini gösteren bir devrimci, bir insan, bir birey kuşkusuz orada iradesiyle sağlam çıkabilir. İrade kaybını yaşayan, ikiricikliği yaşayan, kaygılı yaşayan direkt canavarın midesine iner ve meftaya dönüşür. Spor etkinlikleri mesela çok sınırlı. Sadece bir koğuş kendi aralarında oynayabiliyor. Yani başka bir koğuşla çıkamıyorlar. Hobi olarak gidilen yerlerde mesela gidilmiyordu. En tabii insanların hakkı olan sosyal ilişkilerin sağlanmadığı, bir araya getirilmediği ve adeta dediğim gibi daha önce de söyledik, canavarın ağzına almış ve orada irade savaşı, irade mücadelesi devam ediyor. Fenası açıkçası üzerinde durulması gereken infaz yakma olayları. Mesela diyelim ki en ufak bir protesto, en haklı bir tepki, en insani bir talebin karşılanması için ortaya konulan bir tavır, disiplin cezası olarak mahkumlara dönüyor. Ve üst üste bindirilen bu disiplin cezaların üst aşaması hücre cezasıdır. Ve bu hücre cezasının 3 tane bir mahkum için devreye girdiği zaman infazın yanması demektir. Dayımın oğlu, aynı zamanda dosyadaşım, yoldaşım, arkadaşım, kardeşim şu anda infazı yandı. Ben dışarı çıktım. Yani inan ki sevinemiyorum. Yani buruk bir sevinç de diyemiyorum. Sevinemiyorum. Yaşları oldukça ilerlemiş. Ölüm döşeğinde olan. Hastanelerden işte 6 ay yaşayacak. 3 ay ömür biçilen insanların cezası bitmeden tek bir gün erken tahliye edilmiyor. Ama mesela şeye bakarsak mesela diyelim ki bir bütün olarak olaya bakarsak birisinin tansiyonu var ya da şekeri var, adli izni ya da kendilerince uygun gördüğü zaman diyorlar. Ama siyasilere bu neredeyse hemen hemen uygulanmıyor. Takılan var ama bazıları bir hafta sonra, bazıları birkaç ay sonra vefat ediyor, hayatını kaybediyor ve ölüm döşeğindeyken artık bırakılıyor ve bazıları hiç bırakılmıyor. İnsan onu unutamıyor yani arkadaşlarını. Peki sadece bu arkadaşlar mı? Yok. Yani birlikte orada oturmuşsunuz, acılarınızı paylaşmışsınız, sevinçlerinizi paylaşmışsınız. Bir artık aileden öteye geçiyorsunuz. O arkadaşları bırakıp geride kalması insanın sevinmesine, doya doya sevincini yaşamasına el vermiyor. İnsanın o anlamda cezaevin çıkışında bir söz söyledim. İnsanları seven, insanların yoldaşlarını seven 30 yıl 3 gün gibidir. İnsanları sevmeyen, anlamayan, uzak duran, küsen, onlar için de bence 3 gün
30 yıl gibi geçer. Ya ben bunu içtenlikle söyledim. Çok üzerinde düşündüğüm bir şey değildi ama ilk aklıma gelen, içimden gelen söz bu sözdü. O sevinci yaşamasam da ailem olsun, çevremdeki arkadaşlarım olsun, adımı daha önce duyan, birlikte bir süre beraber kaldığımız, ister cezaevinde, ister 30 yıl önce birlikte bir iş yapmışız, çalışmışız. Yani bu sadece siyasi anlamda değil. Yani normal sosyal anlamda da söylüyorum. Geliyorum bakıyorum, o 30 yaşındaki ya da 60 yaşındadır, 40 yaşındaki, 70 yaşındadır. Tanımıyorum ama öyle bir sarılmaları, öyle bir hasret giderilmeleri. Ben o mutluluğu, o sevinci yaşamamış olsam da onlardaki o yüzündeki ifadeyi, o sevgiyi, o samimiyeti, o sıcaklığı beni mutlu etti. Artık onların sevinmesine seviniyorum. Şimdi zorluklar tek boyutlu değildir ya da tek bir şey değildir. Zorluklar mesela ekonomik zorluklarla karşılaşırsın, onları bir şekilde aşabilirsin. Diyelim ki sosyal yönde, diyelim ki idare tarafında ya da işte manevi anlamda bunları hepsini aşabiliyorsanız. Yani zorluklar nedir? Birlikte hareket ettiğiniz, birlikte hemfikir olduğunuz bir şekilde zorluklar paylaşılıyor. Acılar da paylaşılıyor. Peki nasıl paylaşılıyor bunu? Mesela bir arkadaşın en mutlu anı hepimizinkidir. Yani bu nasıl ki sofrayı korarsan Halil İbrahim sofrası herkesindir. O mutluluklar hepimizindir. Peki zorluklar da aynı şekilde biraz önce aslında idareden kaynaklı ya da dönemin yasalarından kaynaklı zorluklar olsa da onları birlikte aşma iradesini gösteriyorsun. Yani bu isterse tecrit olsun, isterse direkt saldırı şeklinde olsun, isterse psikolojik bir savaş olsun, isterse ekonomik olsun, ortak fikir, ortak yaşam, komünal bir yaşam insanı o kendi iradesiyle bütünleştiği zaman nihayetinde irade bireye aittir. Mesela arkadaşında sevmeyi öğrenirsin, arkadaşında kavga etmeyi öğrenirsin, her şeyi öğrenirsin ama nihai karar bireyin iradesidir. Kişinin irade beyanı, iradesini ortaya koyduktan sonra o ortaklaşma dağılmıyor. İsterse tecrit olsun, isterse farklı baskılar olsun. İnsanı ayakta tutan budur. Bireysel olarak şu zorluğu yaşadım demek istemiyorum. Çünkü benim zorluğum herkesin zorluğuydu. Başarımız hepimizin başarısıdır. Daha çok benim yoldaşım, benim kardeşim, dayım oğlu, o tahliye oldu mu? O nerededir? Onu aradı. Biraz önce anlattığım nedenlerden dolayı infaz yakma ya da erteleme meselesi devreye girmiş. Onu dışarı görmüyor. O üzüntü zaten başladı. Arkadaşlarımı tahliye olmadan bir gün önce oturup eğlence düzenlediler. Moral gecesi düzenlediler. O coşku, o moralle çıktım zaten dışarıya. Dışarıya uyanmak, şu an dışarıya çıkamadım. Sadece daha çok evdeyim. Çocuklarımla, torunlarımla birlikteyim. Onların gözündeki pırıltılar benim için bir moraldir. Ziyaretime gelen, dediğim gibi bütün dostlarımız, bütün yoldaşlarımız, akrabalarımız, onların sesi hepsi kulaklarımdan çınlıyor. Yürek çırpıntıları aynı ise, binalar yükselmiş, şehir büyümüş, yollar genişlemiş. Önemli olan o yürek, o yüreklerdeki sıcaklık. Buldum ben açıkçası, ben kendi adıma, kendi payıma söyleyecek olursam hani beklenti neydi? Hani ilk bir karşılama meselesi falan. Benim için yeterliydi. Onlar da üstüne düşeni yaptıklarını düşünüyorum. Bana moral vermek için, moral almak için falan. Benim hayalim oydu. İlk önce mezarlığa gitmek istedim. Kapıdan çıkarken
işte güzergahı söylediler, şuradan geçeceğiz, buradan geçeceğiz dediler. Ben dedim Yüce Mezarlığa gitmek istiyorum. Ve şimdi gelen sadece aile değil, bir sürü tanıdık arkadaş, sağ olsun dostlar gelmişti. Hepsini alıkoymak biraz ilk böyle bir talep için uygun olmadı. Bir iki gün sonra fırsat buldum, mezarlığa gittim. Daha gitmek istediğim ilk önce denize gitmektense mezarlığa gitmek. Çünkü annem de burada vefat etti, babam da vefat etti ve değer verdiğimiz bütün bir sürü değerli insanlarımızı kaybettik. 30 yıl aradan 150'ye yakın sadece bildiğim ve burada olanlar var. Onları ziyaret ettim. Şu anda bile ya işte şu güzel kent, kasabaya gireyim, şu güzel sahile gireyim. Aklımda şu anda yok. Oturup aile ortamında dolma bile yedik, sarma yedik, yemekleri, o köy yemeğini. Israrla onlar daha böyle modern şeyin yemeklerini hazırlamayı düşündüler. Ben dedim yok, daha çok bizim köyde yediğimiz yemekleri ve yer sofrasını. Orada bağdaş kurup orada bir mümkünse. Çocuklarla biraz bir en azından bir ay, bir buçuk ay torunlarımla biraz daha vakit geçirmeyi, Mardin'e gitmeyi, Van'a gitmeyi düşünüyorum. Kısacası böyle bir tur yapmam lazım çünkü biz geçmişte hayalini kurduğum, düşündüğüm, düşlediğim hangi daha çok böyle sahil kesimden ya da işte metropolün o tırnak içinde güzelleştiren yerlerden ziyade ben buraları gezmeyi düşünüyorum. Bu ya işte o kadar işkence gördünüz, o kadar baskı gördünüz, o kadar zulüm vardı, unutuldu mu? Yok, o ayrı bir şey. Yani önemli olan neyi yaşadın, neyi nasıl yaşadığına bağlıdır. Doğru yaşamışsan bu herkes için mutluluk vesilesidir. Çevre çok fazla bozulmamış açıkçası. Yani çünkü niye biz cezaevinde öyle bir haber de değildik. Yani dışarıda ne olur, ne bitiyor, kim ne yapıyor. Gençlerin özellikle kimileri çok mükemmelken kimileri de hakikaten en mükemmel bildiğimiz aileler içerisinde de gençlerin demokratik bir ortamdan değil ya da işte kendi ailesini bile tanımayan, dışlayan bir gençlik kesimi var. Şimdi ben izlemlerim, gözlemlerim en azından benim ilişki içerisinde olduğum, diyalogda olduğum insanların daha çok o biraz o otantik şeylerini kurmuşlar. Bizim üzerimize uygulanan tecrit politikası kuşkusuz, yani şimdi gerçekçi olmak gerekir, daralma var ama iradeye yönelik sonuç alamıyor. Mesela diyelim ki F tipinin açılması ve F tipine gitmemizin amacı, süreci sonuç almak istendi. Oysa mesela o üç kişi kalmamıza razı tecrite rağmen yani devletin de istediği bir sonuç çok fazla alamadı. Ve bu anlamda da F tipinde de çabuk vazgeçildi. Şöyle bir gerçeklik de var. Sınırlama var. Yani mesela hani eylemle diyelim ki bazı şeyleri kırmak biraz daha zorlaştı. O anlamda mesela eylem var, tepki var. Yani o tecriti kabullenmeme var. Ama bu süreç işidir. Yani bunu hemen bugünden yarına olabilecek, düzeltilecek bir şey değildir. Bunu sadece cezaevindekilerini de bırakmamak gerekir. Dışarıdaki mahkumlar tamamen kabul etmiş değil. Yani o idarenin ya da işte yönetmeliklerle, hükümetin çıkardığı yasalarla bu tecriti sadece mahkumlara bırakıp ve o tecritin kaldırılması biraz zor. Kabul etmek gerekir. Ama bu irade var, tepki var, eylem var. Aylarca açlık görevine girildi. Zaman zaman aylara varan tekrar açlık görevine girildi. Ama dediğim gibi bu hem bu yönetmeliklerin değiştirilmesi hem bu tecritin kaldırılması
süreç işidir ve sadece mahkumların yapabileceği bir durumu aşmış. Bunu da, bu gerçekliği de kabul etmek gerekir. Yoksa eylemse eylem, eylem yapılıyor. Bazı cezaevlerinde idarelerin keyfi uygulamaları da vardır. Yani hani durumdan vazife çıkarıp nasıl olsa ben yetkim var, yetki vermiş. Demiş ki 45 dakikayla yarım saatle diyelim 1,5 saat görüştürebilirsin diyor. Ama diyor benim yetki benim. Ben diyor seni yarım saat 45 dakika görüştüreceğim. Onun dışında dışarıdaki ailelerin dışarıdaki meclis olur. Özellikle mecliste onları sürekli gündemde tutmak lazım. Yılı benim için kazanım olarak görüyorum. İlginçtir diyebilir. Dinleyenler ilginç gelebilir. Çünkü ilkokulu okudum. Köydeyken köyde ilkokulu okudum. Neredeyse okula gitmedim. Türkçe öğrenemedim. Aslında bir bakıma okumayı da yazmayı da neredeyse konuşmayı da insanlarla diyalog kurmayı da. Çünkü mesela köyde büyümüştüm. Belki yeri değil ama çok çabuk kavgacıydım. Çok çabuk kavga ediyordum. Öyle bir karakterim vardı, mizacım vardı. Ama mesela hem direnmeyi cezaevinde öğreniyorsan hem insanları sevmeyi öğreniyorsan. Yani o kavgacı bir kişi artık diyalogla sorunlarını çözebilen, yani her şeye rest çeken ama insanlarla konuşmayı, insanları sevmeyi, o anlamda yani az bir şey değil. Benim için bu çok önemlidir. Yani insanları sevmeyi öğrendim, konuşmayı öğrendim, okumayı artık daha iyi öğrendim. Yeri geldiği zaman sadece kavga ile değil, mesela diyalogla da sorunlarını çözebilmeyi, varsa bir farklı iki kişinin arasındaki sorunu çözülme. Yani o iradeyi göstermek kolay değil. Bunu edinmek hemen kolay bir şey değildir. Şimdi anlatırken birisi belki, ya çok basit bir şey anlatıyorsunuz ama hakikaten bu duruma gelebilmek, köyde şekillenmiş birisinin İzmir'e gelip işten eve, evden işe böyle irade koyabilme, sorgulayabilme, soru sorabilme, yüz eleştiri verebilme. Yani yeri geldiği zaman en olmadık yerde mesela kavgayla işimizi hallediyordu. Ama mesela şimdi diyalog kuruyorsun ve yeri geldiği zaman yüz eleştiri vermek bile bir erdemdir. Eleştirebilmek cesaret işidir. Sevmek bana göre en kutsal şeylerden birisidir, bir şeydir yani. O pozitif yaklaşımayı da direnmek kadar önemlidir bence. Yani sadece açlı görevine girmişsin, direnmişsin, kapılara vurmuşsun, direnmişsin, eylem yapmışsın, direnmişsin. Direniş de bir yere kadardır. Direnişi tamamlayan ve bu ortamda öğrendiğim bu diğer etmenler, bu faktörlerdir. Sadece bu iş eline sopayı al kavga et olmuyor. Mutlaka o yanımızda şehit olanları onlarla kapıya kadar gidememek kolay değil. Orada aileleri teslim edip gardiyanların vasıtasıyla mesela dışarı gönderilmesi, cezaevinin kapısına kadar da gidememek, yıllarca birlikte yaşadığımız birlikte çok zordur. Mesela her ne şekilde olursa olsun çok sevdiğimiz insanlarla mesela vefat haberini duyuyoruz mesela. Onların mezarına gidememek, ailelerle kucaklaşmamak, sadece onlara bir fax ya da işte sesli mesaj göndermek şekliyle oluyordu. İnsana en çok zor, yani en azından benim adıma söylüyorum, en çok zorlandığım noktalardan birisi budur. Mesela cenazeyi kaldırıyorsun kapıya kadar, kapının dışına çıkamıyorsun. Öyle hani kelimeler kifayetsiz kalır denilir ya. Şimdi ne anlatsam boştur yani, ya da eksik kalacaktır. Mutlu olduğum şey şudur. Arkadaşlarla her zaman gittiğim günden
Çıktığım güne kadar hep birlikte kaldık. O bir mutluluk nedenidir. Mesela tecritin kaldırılması, diyalog yolu açılması falan. Unutamayacağım anılarımdan birisidir. Çok rahatsızlıklarım vardı. Çok farklı bazı nedenlerden dolayı mesela arkadaşlar almadılar açlık evine. Yani hem yaş hem falan. Ayrıca girip kendi dilekçemi kendim yazıp kendim ben de katılacağım. Şeydir yani böyle hem olumlu hem yani şey anlamda unutamayacağımız aslında önemli ve unutamadığım anlar. Mesela o tecrit kaldırılması benim için çok şeydi. Süresiz aşı görevine girip o tecritin kaldırılması falan. Kendi yüzümüze değil. Gidip artık milletvekilleri gittiler. Artık bir en azından müzakere süreci başlattı falan. Çünkü orada da sen de diyorsun, ha bu çorbada da benim de tuzum oldu. Demin bitişi zaten artık müzakere masasının kurulmasına kadar iş gitti. Yani o eylemin bir parçası, yani onu anlatırken o eylemin bir parçası olmak, o süreçte tanığı olmak, hem dışarıdaki eylemlerin hem cezaevindeki eylemlerin güç birliği ve kararlılıkla sürdürülmesi ve o zaten sadece Kürtler için değil, yani hakikaten Orta Doğu'da etkili olacak, etkili olabilecek bir projeydi. Yani sadece Kürtlerle Türklerin arasındaki bir sorun çözülecek ya da işte o sorun giderilecek gözüyle bakmıyorduk biz. Yani en azından Filistin-İsrail arası, en azından Kürtlerle işte Araplar arasında, Kürtlerle İran arasındaki sorunları da çözebileceğini. Hakikaten büyük bir projeydi. Ben o vurguyu yaparken güç birliği yapıldığı zaman yani hem aileler hem zindandakiler hem bütün demokratik kesim makul taleplerle gidildiği zaman sonuç alabileceğini görüyoruz. Yani işte imkansızı ya da imkansız gibi görünen bir şeyin aslında nasıl tersine döndüğünü ve bunun halklar için en azından bu savaşın, bu çatışmaların neye evrildiğini hep birlikte gördük. Yani ve bunun yansımasının Manisa'da da oldu, Aydın'da da oldu, İzmir'de de oldu. Çünkü bizim kaldığımız yerde sadece Mardin, işte Urfa'da şu değil. Yani diğer bazı bölgelerde de arkadaşlarımız vardı. Gardiyanların bile tavrı değişiyor. Yani ki hastaneye giderken, mahkemeye giderken askerlerin bile tavrı değişiyor. Bu gerçekliği görüyor ve bu gerçekliği şimdi de herkes gördüğüne inanıyorum. Ama bunu öncülüğünü sadece Kürtlere bırakmamak gerektiğini düşünüyorum. Demokratik yapılar vardır Türkiye içerisinde, mesela Türk toplumu içerisinde. Diyelim ki Araplarsa Arapların içerisinde mesela. Ve bunu isteyen halkların olduğunu, çoğunluğu olduğunu düşünüyorum. Bunu en azından ben buna da inanarak söylüyorum. Bu halkların resmi ideolojik söylemleri bir ay ara versinler, bir hafta ara versinler. Bu halklar eskisinden çok daha güçlü bir şekilde bir araya geleceğini düşünüyorum. Bütün hem özlemlerimizdir hem hedeflerimizdir aynı zamanda. Sadece söylem değil yani mümkünse ay kendini yak desek kendimizi yakarız, o sorun değil yani. Ama yani yeter ki insanlarımız, yeter ki halkların arasındaki bu barış, yeter ki halkların arasındaki bu ucu nereye kadar gideceği belli olmayan sürecin sonlandırılması için bütün halklara, bütün insanlara, bütün kesimlere çağrım şudur. Hiçbir şey barış ve özgürlük kadar kıymetli değildir. Hiçbir şey barış ve özgürlük kadar değerli değildir.